Arkadaşlar. Açmamışım vallahi. Kaşıkı fark ettim. Yoktu tabi. Destoran istersen koydum yine oraya. Çayları ben de. Aa, böyle yumurtayla olacak arkadaşlar. Yoktu. Evet. Bir şey yapacaktım. Yumurta ekmek yapacaktım da. Aa, dedim ben. Boşver. Canım açıkçası bugün pek bir şey çekmedi böyle. Bugün biraz geç yediğimiz için. Hemen bir baktım da ben çayımı içeceğim. Ondan sonra arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum. Geç kalacak, ne yapsam. İşte yumurtamı bilmem ne derken böyle. Gidin hadi yumurtaya koyayım, iyi hadi patates koyayım. İyi de domates salatalığı koyayım derken. Çay demledim bu arada. Saat ezan da okundu da namazla kılacağım. Gece namazını da kıldım burada arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım. Ezan okundu. Selamünaleyküm demiş miydim arkadaşlar? Thank you.
Geç geç şuradan. Nihal geç kaldım. Ne düşünüyorsun? Bak. Bunu söyleyeceğim. Bunu sana söğüt geçireceğim hatta. Al ekmek. Kaç 25 gücü. On dakika daha erken kalkman lazım. Ne? 10 dakika erken kalkman lazım.
Nasıl arkadaşlar şöyle. Seni bıraksın gelsin. Namazını öyle kılsın. Namaz geçiyor. Namaz mı kılıyor? Vali. Balkonda mı? İşte mesela da bak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Çıktık da video çekmeyi unutmuşum ha. Simit, kaşarlı açma, çikolatalı açma aldık dostadan. Soğuk diye oturmadık, orası biraz kapı şey önü açıktı ya. Şeyde oturacağız, şeyde oturacağız. Arkadaşlar. Çekmemişim, o da saat 7.49. Bilal telefon açtı. Uyanmış. Dedim Bilal seni alalım mı yoksa bir şey mi alalım dedim. Çikolatalı açma olan ne dedi. Dostu da ne al dedi. Öyle aldım. Şuraya çıkmayacaktım ben de bir anda pat diye karar verdim. Hemen işte montumu taktım. Balkonda gideyim. Montumu çıkıverdim arkadaşlar. Bahane ile. Bugün yine bir gezmek istiyorum ya. Dün hep biz evdeydik. Bakarız bakalım. Burada da bir çay içelim. Burada. Cafe Talya. Kafenin Talya'sı arkadaşlar. Aynı mekanda duracağız, içeceğiz olmaz. Kahvaltı yapmamıştık daha, simit falan almıştık. Arkadaşlar evimize geldik. Adresi için. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Eve gelince hemen selam veriyorum arkadaşlar. Bak kahvaltı tabağını da koydum. Kahvaltımızı yapmadık bile. Kızım acele acele yaptı gitti. Ne yemiş bakalım. Ay neymiş bu? Allah Allah diyorum, hiçbir şey yememiş bu diyorum. Ben onun tabağını dökmüştüm ya. Her şey yemişti doğru. Bileğin tabağa bakıyorum. Dilara ne yemiş? Dilara tabak zannettim de. Hiçbir şey yememiş çocuk diyecektim. Boşalttım, aklıma geldi sonra. Çayımızı açalım. Çay mı yedin ya? Sabah sabah dinledim ben. Hadi görüşürüz. Selam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Teslimlemişiz ya. Kahvaltıdan sonra kalmış ufak tefek şeyler. Şimdi
şimdi yola tutuluyorum herhalde bir kere sonra. Tamam, çiçekleri sulayayım arkadaşlar. Sabahları yapmazsam kalıp gidiyor vallahi. Uzandım. Uzandım sabah erken uyanınca. Şöyle yattım, bir uykum geldi. Şöyle uzandım, uyudum. Böyle bir uykulu halim var. Kapatayım. Çiçekleri suladık arkadaşlar. Şimdi şu şeyleri katlayalım. Havluları. İşte ben temizlik yapınca bugün sanki böyle işim yokmuş havasına girdim. Şimdi yok gerçekten. Biraz bulaşık bulundan yerleşecek makineye. Çiçekler aklıma geldi. Onları suladım. Saat olmuş 11 falan. Bugün hedefim var mı? Bugün Miray şeye götüreceğiz. Voleybol kursu için bir bakacağız. Burada kurs varmış. Oraya götüreceğiz arkadaşlar. Akşam saat 6.30'da falan. Başka da bugün yürüyüş yapsak mı diye düşünmüştüm ama yani hiç de yürüyüş de yapmak istemiyorum. Bugün böyle bir evde dün yoruldum gerçekten temizlik yaparken. Onun için şu üstümüzü örttüğümüz battaniye birazcık böyle kokmuş gibi olmuş. Nemli miydi acaba tam bilmiyorum da. Bunu şöyle bir katlayayım birazcık ortada dursun. Havalansın, olmazsa
Hava alan bir yer nereye koyayım? Şu balkona kurumsam mı acaba? Nemli mi kaldıydı? Hatırlamıyorum hiç. Akşam üstümüzde böyle hafiften kokuyormuş gibi geldi sanki. Mutfak yerlere işte simit aldık. Şeye döküldü. Susam bir iki tane. Robotu mutfakta çalıştırdım. Süpürdü yerine gidiyor şimdi arkadaşlar. Yani de öyle geç kalktı. İşte kahvaltı onu aç mı almıştık? Aç mı yedi? Şuraya koyacağım. Burada birazcık böyle bir. Hatta ben kapıyı da açayım. Azıcık oradan havalansın. Ceketim de çıkartmadım. Üstümdeki burada dar gibi. Azıcık kilo alınca tabii haliyle dar. Da birkaç gündür şekerli şeyler yemiyorum. Dikkat ediyorum hani. Gece falan artık hiçbir şey yemiyorum. Şu kurumuş. Bu kurumuş. Bu tamamen kurumuş. Bu değil de. Sanki bu da kurumuş gibi. Ben yine de şöyle koyayım. Burada birazcık böyle aralarını açtım. Bir havalansın orada. Dışarıya çıktım geldim. Duş da almadım ya. Rahatsız oldum. Şunu dolaba kaldıralım. Havluları yetiştiremedim şey. Aynı havluları tekrar kullanıyoruz. Herkes duş alıncaya kadar yetişmedi. Onun için tekrar yeni havlu çıkarttı herkes. Ben de bunları katlamak zorunda kaldım. Ben bile çıkarttım. Dün temizlikten sonra duş aldım. Havlumu çıkarttım arkadaşlar. Şimdi sabah çıkarttı. Sabahleyin kurumuştu da. Benim işime gelmedi oradan çayı, havluyu çıkartmak. Şimdi bir tane bizim üstümüzdeki battaniye vardı o. Yıkandı. Birkaç tane çarşaf kalmış. Onlar attım. Bunlar yıkanıyor kısa devrede. Çok kirli olmayan çarşaflar. Ondan sonra o havluyla ikisini beraber kurutmaya atacağım. Temizlik şeyleri var, bezleri. Onları atacağım yıkamaya. Kurutmaya atmayacağım onları. Çünkü oraya koyuyorum. Çamaşır makinesinin olduğu yere. Orada kurur. Kapağını kapatmam. Kurur arkadaşlar. Lavabolarda havlular var. Temizliğini taktım. Vallahi bugün böyle devam ediyor işte. Şimdi böyle bir farklı kurslar var. Hafıza, mega hafıza diye bir yer var. Oraya mesaj yazdım. Burayı böyle anlama ve hafıza bir şey kursu. Yani farklı farklı kurslar var da. Onunla ilgili mesaj yazdım şeye, WhatsApp'tan. Ne kadar ücret bilmiyorum arkadaşlar. Bir soracağım bakalım hangi saatlerde. Bir ayda ben diyor, bolayı bulamam gideceğim, ona gideceğim ben dedi. Aslında biraz zeki bir çocuk ama biz böyle hiç kursa mursa göndermeyince biz açıkçası ilgilenmemişiz demek ki. Hayırlısı olsun. Ayrıca çocuk eğer çalışıyorsa sen onu yönlendiriyorsan çocuk zaten zekidir. Tamam, çocukların odasına bir baktım. İki tane banyo havlusu, iki tane saç havlusu, ayrıca bir tane daha. Üç tane banyo havlusu, üç tane. İki tane saç havlusu dedim. Yani bunun bir tane banyo havlusu kullanılır değil mi? Bizim evde öyle bir hafta boyunca. Bunların kapının arkasına doldurmuşlar havluları. Söylemeye de fırsatım olmuyor ha. Yani oraya 3 tane havluyu niye koyuyorsunuz diyeceğim. Fırsat olmuyor. Kızım oradan gidiyor falan. Ya uyuyor ya gidiyor dışarıya. Fırsat olmayınca söyleyemiyorum da.
Geliyorum arkadaşlar. Yastıkları koyarken dağılmış. Onları şöyle katlayacağım. Alırken, koyarken dağılmış. İyi, tamam, bu kadar. Havlular da bu kadar. Şipşak halloldu. Bu biraz dağınık durdu gibi ama. Şimdi yine de şöyle derli toplu. Bunu nereye koyacakmışım? Yıkanan battaniye yukarıya koyacağım. Onun için bunu buraya koyacağım. İşlem tamam arkadaşlar. Yerleştirdik şükür. İyi ki yatağın örtüsü var ha. Hadi görüşürüz bakalım. Sanki bugün biraz soğuk gibi evin içerisinde ama şimdi güneş çıktığı için biraz daha sıcak oldu arkadaşlar. Bir yere kar mı yağdı? Kar soğuk oldu sanki. Şey, ayaz. Üşüyoruz falan dedim. Açtık mı acaba? Biraz 45'e falan mı getirsek? Derken zaten ısındı. Şu an 40'ta yanıyor bizim. Kombi. Çekmiyor açıkçası. Yani onun için şu an yemek düşünmüyorum arkadaşlar. Ispanak yaptık. Valla böyle bayıla bayıla yedik. Çok acıkmışız. Temizlik falan yaptım çünkü. Miray biraz önce bana kahve yaptı arkadaşlar. Kahve içtim. Sen de içtin. Ablası daha fazla kahve içmesin demişti ondan. Verilir. Miray fazla kahve. Yani fazla içmiyorum. Ben de fazla içmiyorum da. Yani arada diyorum kızımla beraber kahve içelim. Bir arada.
Ya beraber iç kahveleri. Sonra bir daha içmemeye başladım. Zararlı olduğu için çocuklara. Arkadaşlar. Buralardan bir dizerledim. Dolmuş. Ne yapacağız? Düzenlediği için. Öğle kadar getirdiğim için dolmuş. Gitmiyor. Onları yine düzen, buraya sıralıyorum. Oradan silerken alıyorum yukarıya. Zaten biz onu bir hafta boyunca bayağı bir kullanıyoruz. Sonra bir hafta sonra pazartesi günü onun hepsini yukarıya alıyorum arkadaşlar. Tencerenin içi temizlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onu tutmuş. Eşim ıspana ısırırken altını çok açmış. Altını çok açma dediğim halde unutmuş.